Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz sensör 3, jiletli sensör 3 modeliyle uzun kullanım testi yapıyordum. Arada tıraş oluyorum, onları kayıt altına almıyorum. Böyle atlaya atlaya tıraş oluyorum ki çok sıkıcı olmasın diye. Bu 6. tıraş oldu. Muhtemelen önümüzdeki hafta 8 olacak. 8 ve de 10'da bence ömrü biter gibi geliyor. 3 bıçaklı. Şöyle göstermiş olayım. Güzel bir tıraş bıçağı. Malum. Şimdi ne kullanacağım köpük olarak? Şöyle bir otelden bile almıştım. Kullandım. Hani atılmasın, ziyan olmasın diye almıştım yanıma. Böyle bir köpük var. Hazır köpük bu. Bunu birazcık fırçamı da ıslatacağım. Biliyorsunuz Wilkinson fırçam var. Onun üzerine biraz sürelim. Bunlar tabii daha kolay. Krem köpük diye geçiyor bunlar. Krem sabun daha doğrusu, yanlış söylemeyelim. Şöyle biraz koyduk üzerine. Gördüğünüz gibi. Arada bunları da kullanıyoruz tabii ki arkadaşlar. Şöyle. Köpüğün nasıl yapıldığını anlattım ve kısa video çekmiştim. Ona da bakarsınız arkadaşlar. Biraz daha su lazım buraya yalnız. Evet. Köpük köpürüyor. Sabun köpürüyor. Tabii böyle bir yaklaşık bir dakika 30 saniye falan yapmak lazım. Bu arada cumartesi günü girecek bu video. Cuma günü vakit bulamadım. Öyle söyleyeyim. Hatta bir arkadaş var, sürekli yazıyor. Cuma bugün, cuma aldı, video nerede, video nerede abi diye. Tersten Tıraş isimli nickname olan bir arkadaş. Bazen gecikiyor böyle işler, farklı işler giriyor işin içine. Bu arada kanalda 10.000'e çok az, 1.000'e, 10.000 Allah söyletti. 1.000'e çok az kaldı, bir destek olun. Hadi arkadaşlar şunu bir 1.000 yapalım. 977. 30 kişi, 28, 23 pardon 23 kişi daha lazım. Bir el atın da yapalım şu işi ya. Evet, köpük hazır. Bayağı da koyu oldu bu arada, çok koymuşum sanırım. Biraz su atalım da. Evet, köpüğümüz de hazır. LED sensör 3'ü daha önceki videolarda söylemiştim, izlemeyenler varsa veya ilk defa bu videoya denk gelmiş olabilirsiniz. Bazen YouTube karşınıza çıkartıyor arkadaşlar. Sensör 3, Blue 3'ün bir üstü, Mac 3'ün de bir altı. Fiyatı hani diğerlerine göre söylüyorum yani. Jilet Mac 3'ten biraz daha uygun. Blue 3'ten de biraz daha pahalı. Kullanılır. Sensör 3 güzel. Excel vardı eskiden. Sensör Excel. Onun devamı diyebiliriz. Hatta sensör benim ilk kullandığım kartuşlu makinelerden biriydi. Mac 3 yoktu o zamanlar. Sensörle başladı aslında. Sensör dedi ki, o zaman adı Excel'di. Sonra şimdiki adı oldu. Sonra Mac 3 çıktı. İşte 5 bıçaklılar çıktı. Fusion serisi filan. Bu anlattım tabi böyle hani 25 yıl, 30 yıl öncesinden filan bahsediyorum. Bu arada EYT'ye başvurdum. 3 Mart itibariyle. Hala bir ses yok. Evrak beklemede diyor. Nasıl bakacaklar bilmiyorum. Bayramı da bir hafta kaldı. Haftaya bugün bayram mesela. Hatta bayramın ikinci günü ne olacak, cumartesi günü? İkinci ya da üçüncü gün oluyor. Hala bir ses yok. Bekliyoruz yani. Tıraşımıza da başlayalım bu arada. Hala güzel oluyor bu arada. Fena değil. Tabii ki böyle ilk günlerdeki kadar keskin değil. Onu hissediyorum. Ama kesiyor yani. Hani böyle askerde falan kullanırsınız. Her şey ateş pahası olduğu ve her geçen gün de fiyatların arttığı bir dönemde 100 liraya falan geliyor bunun 8'lisi falan, bıçağıyla beraber alınır kullanılır yani. Ama söylediğim gibi şeye göre daha uygun fiyatlı, Mac 3'e göre bugün 3'ten de bir tık pahalı. Bu arada bütün bu hani uzun kullanım testi videolarında söylüyorum. Bu kaç kez tıraş olacağı meselesi kişiye göre değişir. Sakalınızın sertliğine, gürlüğüne, kaç günde bir tıraş olduğunuza, sakalınızı ne kadar yumuşattığınıza. Mesela güzel bir köpükle böyle sıcak suyla falan böyle bol yumuşattığınız zaman daha rahat kesilir. O zaman takdir edersiniz ki jiletin ucundaki bıçakların ömrü de daha uzun oluyor. O yüzden şimdi mesela bazı diyor ki işte ben bununla diyor bir ay her gün tıraş oluyorum, bir ay tıraş olurum diyor. Olabilirsiniz yani, olur. Hani ben 2 günde bir, 3 günde bir oluyorum. Ben de 10 tıraş oluyorsa siz her gün olursunuz, belki
sakalınız da çok gür değilse olur yani. Yani kişiye göre değişen bir durum var arkadaşlar. Evet. Yani bu işin kişisel olduğunu unutmayın. Sizin bulacağınız değerler, rakamlar, sizin bu makinenin sizin cildinizdeki etkisi farklı olabilir. Kimisi diyor ki mesela ben kullandım işte tahriş etti diyor. Demek ki cildiniz hassas yani. O konuda yapılacak bir şey yok. O hassasiyete dikkat edeceksiniz. İşte hassas sensitive makinelerden kullanacaksınız. Evet ilk perde bitti. Bu hali bile olur. Hani öyle söyleyeyim. Bu hali bile kurtarır. Ama biraz daha güzel olsun, temiz olsun diye. Beni biliyorsunuz ikinci perdeyi yapıyoruz. Şöyle birazcık köpüğümüzü de çok hafif sulandıracağım. Biraz fazla da kullanmışız şeyi, krem sabunumuzu. Daha güzel oldu şu anda. Evet, ikinci perdeye geçtik. Şurada bir yara var. Hani kesik falan değil, yanlış anlamayın. Evet, ikinci perdeyle başlayalım. Çok da vakit kaybetmeden. Bazen ben ikinci perdelerde tersten alıyorum. Siz cildinizi kendiniz biliyorsunuz. Bu eğer hassas ciltli biriyseniz tersten almanız, işte kıl dönmesi, fazla tahriş falan oluşturabilir. Yapmayın. Onu kendiniz bileceksiniz, siz bileceksiniz, siz kendiniz karar vereceksiniz. Tabii ki daha böyle yakın tıraş oluyor tersten aldığınız zaman. Daha bir pürüzsüz bir cilt oluyor. Ama dikkat edin. Aman diyeyim. Evet, ikinci böyle nasıl oldu bakıyorum şöyle dokunarak. Şuradaki yara birazcık belli olmaya başladı. Şuraya dokunuyorum gayet güzel. Hani şöyle yapınca tabii birazcık şey geliyor hissediyorsunuz ama fena da olmadı. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Son yorumlarımla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, Gillette Sensor 3 uzun kullanım testi devam ediyor. Bu 6. video. 6. kez tıraş oldum. Gayet de fena değil. Gayet iyi yani. Hala bir gideri var. 8 olur. Hatta zorlasam 10 olur diye düşünüyorum. Ötesini birazcık zorlamak olur. Hani onun üzerine çıkar mı? Ona emin değilim. Bakalım 8 olsun. O anki duruma göre karar vereceğim. Bana destek olmak isterseniz açıklamada bir linkim var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Katkıda bulunanlar var. Teşekkür ederim. Ops. Köpüğümüz düştü. Sabunumuz daha doğrusu. Farklı şekillerde katkıda bulunmak isterseniz kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, videolarımı paylaşabilirsiniz. Abone olunması için de arkadaşlarınıza böyle gönderin. Hani deyin ki böyle bir adam var, bak tıraş videosu çekiyor, sen de seversin falan diyeyim. Abone olmalarını isteyeyim. Bir 1000 yapalım. 1000 yapınca reklamları açacağım. En azından biraz daha gelirimiz artmış olur. Farklı ürünlere de bu şekilde yönelmiş olacağım. Desteklerinizle. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Orada daha çok teknoloji içerikleri üretiyorum. Biliyorsunuz ki ben aslında teknoloji editörüyüm malum. Hani bu tıraş videolarını falan biraz hobi olsun diye, eğlence olsun diye yapıyorum. Ki daha önce kendi o teknoloji kanalında yapıyordum ama onları ayırdım. Böyle yeni bir kanal açtım. Teknolojiyle
meraklıysanız, teknolojiyi takip ediyorsanız o kanalımı da takip edersiniz. Çok sevinirim. Onun da linki açıklamada bulunuyor. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Haftaya farklı bir taş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.